Merhaba arkadaşlar. Bu videoda make dosyası ile ilgili bilgiler vereceğim. Make dosyası nedir? Ne için kullanılır? Nasıl yazılır? Bunlarla ilgili e, veri yapılarıdaki kodları derleyebilmek adına aslında e, faydalı ve kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Birincisi make dosyası nedir? Make dosyası aslında Uzantısı olmayan özel bir dosyadır ve içerisinde derleme ve çalıştırma komutlarını barındırır. Ne için kullanılır? Aslında bir projede çok sayıda başlık dosyası ve kaynak dosyasından e, oluşabilir ve bunu e, sürekli her birini tek tek komut satırından derlemektense bu derleme komutlarının e, bütün hepsinin bulunduğu bir dosya oluşturup bu dosyayı çağırmak aslında daha kolay bir derleme ve çalıştırma sağlayacaktır. Dolayısıyla hiyerarşik bir şekilde derleme dosyaların gerekli yerlere derlendikten sonra kopyalanması ve programın çalışması ve eğer varsa daha önceki gereksiz dosyaların silinmesi aslında hep bu make dosyası içerisine yazılır ve siz sadece make dosyasının okuyan özel bir programı çağırırsınız ve bu şekilde derleme gerçekleşir diyelim ki ufak bir değişiklik yapıldı bazı şeyler düzenlendi ee, tekrar aynı şekilde make'i çağırdığınız zaman bütün e, o derleme süreci e, sıfırdan başlayıp sizin yerinize bu işler gerçekleştirilecektir şimdi isterseniz nasıl e, yazılır bununla ilgili e, örnek gösterelim diyelim ki şu şekilde bir projemiz var ve baktığımız zaman işte şöyle bir klasör hiyerarşisi var. İşte bin klasörü, include klasörü, lib klasörü ve src klasörü. Tabi burada bin binary yani çalıştırılabilir dosyaların bulunduğu klasör, include başlık dosyalarının bulunduğu klasör, lib klasörü de kütüphane dosyalarımızın, e, nesne dosyalarımızın bulunduğu klasör ve SRC'de kaynak dosyalarımızın bulunduğu klasör. Dolayısıyla her dosyanın bulunması gereken klasör var ve değerlendiği zaman oluşan dosyalarında yine hangi e, klasörlere kopyalanması gerekiyor. Dolayısıyla e, bank dosyası bunu bizim yerimize yapmış olacak aslında. İşte include klasöründe mesela e, ve öğrenci, sebze gibi 3 tane e, sınıf bulunuyor. E, başlık dosyası, src kısmında da bu e, başlık dosyalarının aslında kaynak dosyaları bulunuyor. Şimdi make file make dosyası şöyle bir metin belgesi oluşturduğumuz zaman buna makefile ve uzantısını siliyoruz. Çünkü uzantısız bir dosya bu. Ve bunu notepad++'da e, düzenle dediğimiz zaman bu aslında bir program kodu gibi düşünebilirsiniz. Bir başlangıç bloğu var ve bu başlangıç bloğu farklı blokları çağırarak e, işleyişini sürdürüyor. Bu başlangıç bloğuna e, işte tüm isminde bir blok verebiliriz. E, bloğun ismi ve iki nokta üst üste şeklinde ve aşağıdaki blokları çağıracak. Mesela işte e, derleme bloğu ve çalıştırma bloğu şeklinde atla derleme bloğunu yazacağımız zaman yine iki nokta üst üste. Yani bir fonksiyon çağrımı gibi bunu düşünebiliriz. Derleme bloğunu ve komut satırlarımızı yani komut eğer bir bu komut komutsa başında aslında bir tab bulunması gerekiyor. Boşluk değil. Buradan bakacak olursak bakın burada bir ok şeklinde hani bir tab bırakıldığını gösteriyoruz. Bir tab şeklinde bırakıyoruz ve derleyeceğimiz şeyi yazacağız. Yani buraya baktığımızda mesela ilk başta işte meyve sınıfını derleyeceğiz. Mesela ne yapıyordu G++ kullanıyoruz. Derlemek için C++ dosyalarını ve burada dediğim gibi birçok aslında belki bu parametre nitelik birçok şey bulunabiliyor Makefile açısından ama burada sadece veri yapılarında kullanacağımız kısmıyla aslında vermeye çalışacağım. Dolayısıyla burada çizgi e, I verdiğimiz zaman bu include'un aslında kısaltılmış hali ve e, diyoruz ki başlık dosyaları işte ekleyeceğin e, kütüphaneler başlık dosyaları şu klasörde bulunuyor diyor. Şimdi makefile'in olduğu klasör neresi? Burada ana klasör. Dolayısıyla bu ana klasörün yanında bulunan include klasörü. İşte tek nokta yani aynı klasör demek. Aynı klasörde bulunan include klasörün içerisinde ara demektir. Başlık dosyaları. Daha sonra çizgi o diyeceğiz ki bu da output anlamına geliyor. Yani oluşacak olan çıktı. Bu bir exe de olabilir. Bu bir kütüphane dosyası, nokta o dosyası, object dosyası da olabilir. Bunun nerede oluşacak? Buna baktığımız zaman library kütüphanesi var. Yani pardon, library klasörü var. Bu ee, kütüphanenin bulunduğu klasör. Dolayısıyla çizgi o nokta lib klasörü e, diyoruz. Burada burada oluşacak ve biz neyi derliyorduk aslında? Mesela meyve derliyoruz. O zaman neyve nokta o şeklinde oluşacaktır. Tabii ki bu G++ aslında e, C++ derleyicisi egze oluşturma yönünde e, tasarlanmıştır. Yani her verdiğiniz e, kaynak dosyasını egze oluşturmaya çalışır ama içerisinde bir main e, metodu yoksa egzesini oluşturamayacaktır. Onun için bizim burada sadece derle dememiz lazım. Burada da çizgi C yaptığımız zaman just compile, sadece derle yani bir egze oluşturmaya çalışma diyoruz aslında. E, neyi derleyecek? Yine aynı klasördeki src'nin içerisine gireceksin ve meyve.cpp burada baktığınız zaman SRC'nin içerisinde meyve.cpp'yi değerli ediyoruz. Bunun başlık dosyası nasıl bulacak? işte burada çizgi nokta include dediğim zaman e, git include klasöründe eğer hani bir include yapılmışsa bir ekleme yapılmışsa orada bul diyoruz. Evet daha sonra Bakın artık bu zaten bir format. Dolayısıyla ben bunu kopyalayıp bunun aynısını aşağı yapıştırabilirim. Ve e, meyve bir de sebze varmış. O zaman buradaki bir sebze. Burayı da sebze yapıyorum. Ve e, başka ne var mesela burada? Öğrenci var. O zaman bir tane daha bunu kopyalayıp. Öğrenci. Öğrenci. Bunları bu, bu kısımları değiştirmemiz yeterli. Bu şekilde hepsinin o dosyalarını oluşturacaktır. Daha sonra da çalıştırma kısmı var ama tabii biz daha şu an çalıştırılacak olan exe'yi oluşturmadık aslında. Ee, o da ki? src kısmına bak bakacak olursak burada test.cpp var. Bunu derleyeceğiz. O zaman yine g++ yine include'un içerisinde bak diyorum başlık dosyalarına ve oluşacak output artık binin içerisinde oluşacak. Exe oluşuyor çünkü test diyelim ve e, şimdi bunlar test çalışabilmesi için dolaylı veya doğrudan kullandığı bütün kütüphaneleri bulabilmesi gerekiyor ve biz burada seyrecin içerisinde derlediğimiz için burada herhangi bir işte öğrenci o sebze o meyve oları falan burada göremez. O zaman bunları biz hani sen bunları burada bulacaksın şeklinde yanına vermemiz gerekiyor. Boşluk bırakarak birer boşlukla bunları bu şekilde hani bu kullanacağım doğrudan veya dolaylı olarak kullanacağım kütüphaneler bunlardır ve burada bulacaksın şeklinde belirtiyoruz. Ve ne, neyi derleyecektik? SRC içerisindeki test nokta Burada dikkat ederseniz e, çizgi C diye bir şey yok çünkü bu egzeyi oluşturacağı için böyle bir şey burada vermiyoruz. Evet, bunlar artık e, bütün kullanacağı nesneler burada derlendi. Kütüphane dosyaları oluştu ve burada da test'i derleyip egzeyi oluşturduğu için artık bunu çalıştırabiliriz. Yine bu şekilde bin içerisine girip testi çalıştır diyoruz. Dolayısıyla Makefile özetle bu aslında bu bu kadarlık bir bilgiyle veri yapıları e, konusundaki bütün aslında başlık dosyalarını karşımıza gelecek. Başlık e, karşımıza gelecek. E, ...make dosyalarını tasarlayabiliriz ve onları çağırabiliriz. Şimdi bunu yazdıktan sonra biz aslında... E, ...min.gv kurulu, kurulumu yapmıştık ve min.gv'yi işte d'nin içerisine kurmuştuk. Ve burada bin klasörüne girerseniz... E, ...make, min.gv32, make dosyasını burada görürsünüz. Bu min.gv'nin make e, dosyası. İşte ba başka sistemlerde bunun ismi make oluyor. Sadece make yazmayla aslında... Ee, bu şeyi e, make file'ın okunmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet klasöre geldiğimiz zaman burada cmd yazalım ve konsolu bu şekilde açıyoruz ve min gv32 çizgi make deminki o gösterdiğim e, program aslında tek görevi var. Çağrıldığı klasörde gidip make file dosyasını bulup içerisindeki komutları e, çalıştırmak ve bu şekilde e, Demin yazmış olduğumuz make dosyası içerisindeki bu komutların aynısını ekrana, burada işte konsola yazıp aynı ifadeleri ve daha sonra da testi çalıştırarak sonuçları ekranda görmüş oluyoruz. Evet başka bir videoda görüşmek dileğiyle.